her öğrencinin kendine uygun seçebileceği bir akademisyen tipi var. Birazcık bu videoda bundan bahsetmek isteyeceğim. Tabi burada öncelikle şundan bahsetmek gerekiyor. Öğrenci tipleri de var. En azından benim gözlemlerim dahilinde bu özellikle yüksek lisans için iki temelde öğrenci var. Doktor için tek bir öğrencinin olması gerekiyor. Bu ilk bahsedeceğim öğrenci tipinde olmaması gerekiyor normal şartlarda ama bazen oluyor. Genelde çok başarılı olamıyorlar. Ama birinci tip öğrenci, çok saygım var onu söyleyeyim. Yani kesinlikle farklı bir düşünceye sahip değilim. İkisi arasında yüksek lisans düzeyinde bir farklılık görmüyorum. Ama birinci tip öğrenci şu, yani askerden kaçmak için bir şekilde yüksek lisansa başlamış. Öyle ya da böyle derslerini vermiş. Ya da ne yapacağını bilememiş ama sonradan özel sektörde çalışmaya başlamış. Yine derslerini vermiş. Ve artık yani bitirip kurtulmak istiyor. O yüksek lisans tezini yazmak istiyor. Çünkü sonuçta derslerini vermiş ve belli bir aşamaya gelmiş. Okuldan atılmak gerçekten üzücü olacak onlar için. Bir emekleri var sonuç itibariyle. Bir öğrenci tipimiz bu. Şimdi bu öğrenci tipinin yüksek lisans danışman seçme biçimi bence temelinde şundan ibaret olmalı. İyi anlaşabildiği, gerçekten arasının iyi olduğu, iletişimi kuvvetli kurabildiğini düşündüğü hocayı seçmeli. Niye? Çünkü yani sonuç itibariyle bu süreç biraz zorlu bir süreç. Öyle ya da böyle danışman hocanız size sürekli yanlışlarınızı söyleyecek. Yani bir iletişim biçimi düşünün. Evlilik gibi. Sürekli birisi size yanlışlarınızı söylüyor. Ve siz sürekli o yanlışları düzeltmek durumdasınız. Evlilikten farkı çok fazla karşı çıkabilme şansınız yok. Yani biz normalde evlilikte eşlerimize karşı çıkma şansımız oluyor ama gerçek hayatta hoca-öğrenci ilişkisinde tabii bu karşı çıkma şansınız birazcık daha az. Dolayısıyla burada iletişim kuvvetli birisini seçmek çok önemli. Bir unsura daha bence dikkat ederseniz süreciniz çok kolaylaşacaktır. Metodolojik bilgisinin iyi olması bir hocanın her zaman özellikle çalışacağın zamanla ilgili. Yani çünkü kimilerimiz nitel seviyor, nitele daha yatkın, kimilerimiz nicel. Nitel çalışan bir hocayla siz nicel yöntemlerle çalışmaya çalışırsanız metodolojik bilgisi doğal olarak zayıf kalacağı için size yardımcı olamayacaktır. Yani videolarımın altında çok fazla şöyle yorumlar oluyor, görmüşsünüzdür. Hocalarımız, genç arkadaşlarımız bir soru soruyorlar, ben cevap veriyorum. Ve diyorum ki genelde bu cevapta olabildiğince her seferinde mutlaka danışman hocanıza sorun aynı şeyi. Genelde de şöyle bir cevap geliyor. Danışman hocam da bilmiyor ki beni sen bul diye yönlendirir diyor. Şimdi dolayısıyla bu sizin için bir zaman kaybına yol açar. Bu zaman kaybıları da çoğalırsa yüksek lisans tezini bitirmeniz gitgide zorlaşabilir. Elbette ki araştıracaksınız, elbette ki kendiniz bir şeyler bulacaksınız ama metodolojik bilgi bulmak bazen çok zaman alıcı olabiliyor. Dolayısıyla hocanızın metodolojik bilgisi olursa süreç sizin için daha kolaylaşacağını umuyorum. Ama öncelikle, özellikle birinci gruptaki arkadaşlarımız için, öncelikle iyi anlaşabildiğiniz danışman seçmenin ben çok büyük avantajı olacağını düşünüyorum. İkinci grup için işler birazcık farklılaşıyor. Tabii ki iyi bir şekilde anlaşmanız çok önem arz ediyor. Burada hiçbir soru işaretimiz yok. Ama sizin için bence daha önemli olan bir unsur daha var. Ve doktor öğrenciler için. Kaliteli hocaları seçmek. Elbette ki tüm hocalarımız kaliteli ama bu cümleyi nasıl kuracağımdan çok emin değilim. Kim hocalarımız diğerlerinden daha da kaliteli değil. Hatta burada suçu kendimden çıkartayım. Hemen güzel bir makale var. Çetin Önder Hoca ile Selin Esen Hoca'nın 2015 yılında ODTÜ Gelişim Dergisi'nde yayınlanmış bir makale. Araştırırsanız bulursunuz. Unutmazsam ben de bu videonun altına linkini koyarım. Çok basit bir şey yapmışlar aslında. Daha sonra basit demeyeyim, çok özür dilerim. Çok güzel bir şeyi çok basit bir şekilde yapmışlar diyeyim. Bu aslında bilim açısından çok güzel bir şey. Yani zor bir şey, karmaşık bir şeyi basit bir şekilde anlatmışlar bize. Ne yapmışlar? İşletme bölümü hocalarını, ki bu arada işletme bölümü hocaları bu videodan sonra sakın şey olmasın yani. Bu bütün bölümler için Türkiye'de geçerli. Biraz sonra anlatacaklarım. İşletme bölümü hocalarını ama bu çalışmanın üzerinde ele almışlar. Ve bizim SSCI ve SCI dediğimiz yayınlar bazında bu hocalarımızın performanslarını ortaya koymuşlar. Şimdi bu yayınlar bir videom olacak bununla ilgili yani kaliteli yayın ne demektir? Kaliteli yayın nerelerde basılır? Onlarla ilgili bir video olacak ve biz bunları genel olarak SSCI, SCI Index dediğimiz ve bazen Scopus Index'i de kabul ettiğimiz dergiler. Yani buralardaki index denen, burada gösterilen dergilerdir bunlar. Şimdi bu dergiler neden kaliteli olarak kabul ediyor? Çünkü her şeyden önce bu dergilerdeki basılan makalelerle dünya sıralamaları belirliyor. Yani dünyanın döndüğü bir bilim dünyasının döndüğü bir kural çerçevesi var ve bu kural çerçevesinde değer gören dergiler sadece bunlardan ibaret. Maalesef böyle yani keşke Türkiye'den de bir sürü dergimiz kabul görse bu şeyde ama maalesef dünyanın dediğim gibi bilim dünyasının döndüğü bir sistem var. Ve bu sistemde de SSCI, SCI indeksi dergiler ve ardından da belli oranda Scopus indeksi dergiler kabul görüyor. Dolayısıyla bu yayında da hocalarımız alıp bu dergideki yayın performanslarına bakmışlar. Sayılar kötü, yani üzücü maalesef. Ben bunu daha da iyileştiğini düşünüyorum. Kötüleştiğini düşünmek istemiyorum. Ama şu durum şundan ibaret. 5 yıllık bir dönem için ele alıyorlar. Bu 5 yıllık dönemde sadece bir tane, yani maalesef sadece bir tane bile bu indeksi dergilerde yayın yapabilmiş hocalarımız toplam hocalarımızın sadece %20'sini oluşturuyorlar. Çok küçük bir rakam. Şimdi iş daha da kötüleşiyor. Her yıl 5 yılda ortalama
5 ve üzerinde, yani her bir tane yapabilmişi rakamına baktığımızda, rakam yanlış hatırlamıyorsam %1,1'di galiba. Çok küçük. %99'umuz maalesef orada değiliz. Sadece %1,1'imiz oraya girmiş durumda. Çok kötü bir rakam. Dolayısıyla şimdi bu sefer şunu sorma hakkınız oluyor. Hocam biz nasıl bulacağız o zaman? Tabii haklısınız. Ama en azından bir tane bile buralarda yayın yapmış bir hocanız varsa orada nasıl yayın yapılış sürecini biliyordur. Yine madem bu ben bir bilim insanı olmaya çalışan bir insanım, o zaman bilimsel verilerden konuşmak gerekiyor. Çetin Önder'le Esin hocamızın buldukları çok güzel bir ilişki var. Bu ilişki ne? İlişki şu. Diyor ki bir bireyin SSI'ye yayın yapabilmesinin temel yollarından biri SSI'ye yayın yapılmış yerlerde çalışmasından geçiyor. Yani SSI'ye yayın yapmış hocayla çalışan adam SSI'ye yayın çıkartabiliyor. Ha, bunun aksi mümkün mü? Tabii ki mümkün. Ama daha zor. Dolayısıyla siz eğer ileride bu işi yapmayı planlıyorsanız, daha iyi yerlere doktora yapmayı planlıyorsunuz, üniversitede iş bulmayı planlıyorsanız, buralarda çıkmış yayınlarınızın olması sizi dünya çapında en azından çalışabilir, evrensel düzeyde çalışabilir hale getirir. Bunun dışında öyle ya da böyle üniversitelerimiz bu sıralamada iyi yerlere gelmek istiyorlar. Bu sıralarda iyi yerlere gelmenin yolu da çok net. Buralarda yayın yapabilmiş hocalarla çalışmak. Öyle ya da böyle buralarda yayın yaparsanız sizi alacak üniversite bulma şansınız da çok daha kolaylaşır. Biliyorum kadro işleri zor. Kim zaman maalesef çok fazla torpil giriyor. Ben de yıllarca bu torpil meselesinden çok acı çektim. Şu anda da acı çekenleri görüyorum ve her seferinde gerçekten çok fazlasıyla üzülüyorum. Yani burada bir parantez açayım. Allah belasını versin. Torpil yapanların bir değilim. Yani çok içten gelerek. Ama bunların ötesine geçebilmek için buralarda yayınlarınızın olması gerekiyor. Buralarda yayınları da nasıl yapacağınıza dair videolar da koyacağım ben. Ama özellikle yüksek lisans seviyesinde bu seviyede yayın yapabilmiş hocalarla iş bulabilme potansiyeliniz de artar. Daha iyi yerde doktora yapabilme şansınız da artar. Dolayısıyla sizin için olay sadece iyi anlaşmakla ibaret değil. Hatta bence iyi anlaşmanın da belki belli oran üzerinde kaliteli yayınlar çıkartabilmiş, iyi projeler çıkartabilmiş ve bunu sürekli halde sürdürebilen hocalarla çalışmak. Yani ben yerinizde olsam, eğer bu işi yapmayı düşünüyorsanız, belki aranızın, yani en azından iletişim açısından aranızın çok iyi olmasa da bu seviyede iyi yayınlar olmuş hocalarla çalışmayı tercih ederim. Emin olun çok fazla şey öğreneceksiniz. Eğer işiniz bu olacaksa ve gelecekte bu konuda çalışmak istiyorsanız. Şimdi burada da bir sıkıntımız daha var. Yani biliyorum, duyuyorum, görüyorum. Kim üniversitelerde bu danışmanlar otomatik atanıyor. Ya buna itiraz etmeye çalışın derim ama psikolojik olarak zor bir şey olduğunu da biliyorum. Yani sonuçta hocaya diyeceksiniz ki ben seninle çalışmak istemiyorum. Kim hocalar buna açıktır? Ya açıkçası benden çok fazla giden öğrenci oldu. Gelen olmadı, çok ilginç. Niye olmadığını bilmiyorum. Makale çalışması yaptığımız öğrencim bile bir başka hocamızla çalıştı. Gerçi o nicel çalışmak istemiyor işin aslı. Ama ben bunu çok doğal bir davranış olarak görüyorum. Ya bu şey değil ki. Bu öğrencinin sizi sevmedi ya da sevmiyor da olabilir. Bu da çok doğal bir davranış. Ya da sizin kalitesiz olduğunu gösteren bir şey değil. Niye hocalarımızın genelde giden öğrenciye çok sıcak bakmadıklarını bilmiyorum. Ama böyle bir şey var galiba. Duyuyorum. Ben çevremde çok görmedim ama duyduğum şeyler oldu. Ama ben kendi adıma konuşmam gerekirse, ki bence öğrenci sınavında konuşmak gerekirse, itirazınızı edin. Hocanıza da çok net bir şekilde gidip söyleyin. Ya hocam, ya ben şu konuda çalışmak istiyorum. Onda bu hocamız çalışıyor deyin. Ve çalışmak istediğiniz hocaya geçiş yapın. Tüm bu psikolojik ve stresli süreçten kurtulmanın bir yolu daha var. O da şu. Genelde ilk yıl ders süreci olur. İkinci yıl tez aşaması olur. Yüksek lisanstan bahsediyorum. Bu ders aşamasını bitirmeden önce çalışmak istediğiniz hocaya karar verirseniz ve gidip o hocayla görüşürseniz en azından bir başka hocaya atanmadan önce ilk atanmanızın çalışmak istediğiniz hocayla yapma şansınız olur. Dolayısıyla birazcık hızlı davranmanızı öneriyorum. Ki zaten bu ikinci gruptaki öğrencilerdenseniz konuya birazcık kafa yormaya başlamış olmanız gerekiyor ki iyi hocalara çalışma şansınız olsun. Hepinize yüksek lisans tezlerinizde, doktora tezlerinizde ve makale çalışmanızda kolaylıklar diliyorum. Gerçekten zor bir süreç. Çoğundan geçtim ve geçmeye de hala devam ediyorum. Stresli bir süreç. Umarım ki videoların bir faydası oluyordur. Görüşmek üzere.